Merhabalar arkadaşlar. Bugün de sizlerle İzmir fırça sanayi inceleyeceğiz. Öncelikle size teşekkür ediyorum katılımlarından dolayı. İzlediğiniz için. Şunu söylüyorum. İlk önce şunu belirtmek istiyorum. Kesinlikle yatırım, burada anlattığım bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Şu yazıyı da bir göstereyim. Bu yasal gereği, yasal zorunluluktan dolayı şu yazıyı da bir göstereyim. Yasal uyarı. Burada anlatan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Portföy danışmanlığı yapılmamaktadır. Al, sat, tut tavsiyesi verilmemektedir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü borsamız biraz güzel başladı yine. Dediğim gibi, bir önceki programda dediğim gibi borsamız ilk pazartesi düşüşünden sonra toparladı yine. Çok iyi yerlere geldi yine. Dediğim gibi yani bugün de iyi yerlerde kapadı. Yarın da iyi olacaktır. Aşağı yukarı 142.600'lerde kapadı. Çoğu hisseler de bugün hareketliydi. Bazı hisseler hareketliydi, bazıları düşüşe geçti. Dediğim gibi arkadaşlar, borsada yatırım amaçlı alacaksanız, yani uzun vadeye düşünüyorsanız borsada yatırım yapabilirsiniz. Yani kısa vadeli yatırımlar borsada her zaman hüsranla sonuçlanır. Şöyle bir şey var. Borsada aldığınız zaman bir kağıdı en az 20 gün elinde tutmanız lazım. Çünkü anlık değişimler oluyor. Yani 20 günden sonra eğer o kağıtta bir kıpırdama olmazsa bir 20 gün daha bekliyoruz. Ondan sonra zaten kağıt kendini belli ediyor. Çünkü kısa vadede alıyoruz, 5 günlük, 10 günlük aldığımız zaman inişler çıkışlar olabiliyor tabii. Borsanın illa ki düzeltmesi oluyor. Bir olay oluyor, hemen salıyor. Borsaya göre de kağıt, ona göre hisse de, hissesine de salıyor tabii aşağıya. Ama sabırlı olduğumuz zaman borsada kazanabiliriz. Arkadaşlar, borsa güzel bir yatırım aracıdır. Yani borsadan alacaksın hisseni, bekleyeceksin. Yani ama şimdi şöyle bir şey de var. Hisseyi alırken de en tepeden alacaksınız arkadaşlar. En tepeden alacaksınız. Yani bir hisseyi aldığınız zaman koşan hissenin peşinden gitmeyeceksiniz. Öncelikle onu söyleyeyim. Evet, bakalım şimdi biz İzmir fırça sanayiye ne yapmış? Evet, raporlarına baktığım zaman endekslerine, şimdi raporlarında pek görülmüyor şey olarak. Son haftalık bilançolara da bakıyorum. Aylık bilançolar da görünmüyor. Vermemişler Kandilit'te bu halk yatırımının şeyinde. Ama İzmir fırça iyi olacak. Bugün de çok iyi kapattı. Ya aslında sizden istek vardı bununla ilgili. Ben çekecektim. Bir türlü çekemedim. Bir türlü çekemedim. Bugüne kısmetmiş. Evet, şimdi baktığımız zaman Eylül, Ekim, Kasım ayları güzel gelmiş. %8'ler. Eylül %9, Ekim %8, Kasım %8. Aralık'ta %30, ama bu toplamı gelmiş. 3 aylık ayın toplamı, şirket 3 yıllık toplamını vermiş burada. Şimdi baktığınız zaman en son Aralık ayı, 2019'un Aralık ayı 5,88 gelmiş. İyi gelmiş İzmir fırçanın. Genellikle kışın biraz daha iyi gelir. Fiyat olarak da çok uygun. Şimdi ilk önce ben bakıyorum. Burada piyasadan çok ucuz kalmış. Bakın, piyasada yerin altında bir 5,18. Bugün 5,69'a çıktı tabii. Burada eski fiyatı gösteriyor. Piyasanın altında şu anda. Piyasa değeri olarak altında. Ama faik olarak biraz faik yüksek. Yani firma değeri faik yüksek ama PD'si piyasanın altında. Ucuz kalmış yani. Fiyat kazanç olarak da iyi görünüyor. Şimdi bir de arkadaşlar grafiğine bakalım. Grafikte baktığımız zaman İsfaş en son arkadaşlar, en son çıkışı bakın burada başlamış. En son evet. Burada güzel bir al sinyali vermiş 4.62'lerde. Sonra düşmüş 4.49'lardan sonra 4.49'a başlamış çıkış, evet. 7 Ekim'de başlamış 4.49'dan. Güzel bir çıkış. Bakın burada aşağıdaki hacimler
Onları da görüyorsunuz. 15 Ekim'de aşağı yukarı 7 lirayı görmüş 15 Ekim'de. 15 Ekim'de 7 lirayı görmüş. Sonra bir daha salmış. Düzeltme yapmış tabii. 19 Ekim'de 19 Ekim 5.69 düşmüş. Sonra bir daha bir alım. Çok güzel yerlere geldi. En son 8 8.39'a geldi. Bu ondan sonra tekrar bir saldı kendini. Düzeltme ama öyle böyle düzeltmedi. Bayağı bir düzeltti kendini. 6.84'e düştü 27 Ekim'de. Bir daha çıktı. Bir daha düştü. Sonra bir ceza aldı bu. Şu anda en son 3 aylık bir cezası var. Brüt takası olsun. Şey cezaları olsun. Brüt takas cezası var. 3 aydır. Bu da 15 Ocak'ta doluyor. Sonra en son arkadaşlar en son 27 Kasım'a gelelim. 5.47'ye gelmiş. Yükselmiş düşmüş. Sonra bayağı düştü zaten bu ise. En sonunda 22 Aralık 5 liraya kadar indi. Çok güzel alım yerleriydi aslında buralar. 5 liraya kadar indi. 5 liradan 2 gün sonra da 5.67'yi gördü. 5.69'u gördü. Şimdi bugün tavanla kapattı. Güzel bir yerde kapattı. Şimdi İzmir fırça aslında güzel prim yapmıştı. Dediğim gibi burada güzel prim yaptı. Ekim ayında. Ekim'in 22'sinde aşağı yukarı 2 ay oldu. 2 ayda buralara 5 liralara kadar indi. Şu anda çıkış trendinde. Şimdi ilk olarak çıkış trendinde ilk olarak 6.30'lar 6.28 6.30'lar direnç olarak görünüyor. Buraları geçtiği takdirde çok güzel yerlere gelecektir. Benim İzmir fırçayla ilgili hedefim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Hedefim benim burada 7.15 7.20'ler hatta 7.38'leri kadar görebilir. Aşağıda da tabii salma durumu var. Aşağıda da şu anda 4.60'lar 4.60'lar iyi bir seviyeler. Yani 4.60'a kadar tutulabilir elde. 4.60'tan sonrası takip dışı kalır. Ama şu anda ise çok güzel. Bakın aşağıda da al şeyi sinyali vermiş. Bakın orada kırmızılardan sonra al sinyali bayağı aşağıda birikmiş. Yani bunlar tabii tam yarın da görmek lazım aslında. Yarın da görürsek daha sağlıklı bir size sonuç verebiliriz ama şu anda çok iyi yerde kapattı bugün. İzmir fırçanın da arkadaşlar buralar alım yerleri güzel. Yani alıp dediğim gibi aşağıya da gelebilir. Bu aşağıda kötü seviyeleri var. 4.60'lara kadar inebilir. Ama yukarıda da güzel seviyeleri var. Tabii yarın da görmek lazım. Ama ben bu hissede benim hedefim 7.30'lara kadar çıkacaktır. 7.30'lardan sonra duruma göre bakılır. Ama İzmir fırçanın önü açık. İyi bir hisse. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sadece burada nacizane önerimizdir. Evet arkadaşlar. Beğeni atmayı, abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Herhangi bir sorunuz varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Hisselerle ilgili. Çoğuna dönüyorum. Dönemedim arkadaşlarım oluyor. Maruz görsün. Hepinize bol şanslar. İyi günler.